Sonra burada belediye başkanlığı Refah Partisi'nin döneminde kondu ve belediye başkanlığı kazandı. Başbakanlık döneminden, belediye başkanlığı döneminden başbakanlığın son döneme kadar burada yaşadı. Burada komşumuzdu ve haftanın muhakkak bir defa da geliyor. Hele Kandil'de hiç kaçırmazdı ailesi. Sonra burası binasını yıktırıldı. Tabii şimdi Kısık'ta taşındığı için. Ama bina geri alındı. Yerinde yapılmadı. Ne zaman yıkıldı bina? Bina Bir sene önce yıkılmış galiba. o civarda bir sene falan oldu yıkılı. Bina çok geri alındı. Önündeki yeri binanın tamıyla boş kaldı. Duyduğumuza göre yani ben tamıyla bilmemekle beraber bahçe olarak kullanılacağını söyleniyor. Şimdi başbakan döneminde ben de geç geldiği için ben yoktum. Yeğenim çok burada tıraş ettiğini söyledi. Yani bütün polis arkadaşları falan da çoğunu tanırdık. Tabii geç geliyordu. Akşam mesela cuma günü akşam bu 11, 1, 12 öyle geldiği için. O saatte o tıraş ediyordu yalnız. Kendini tıraşta Tabii buldun. tabii kendi tıraşta bulundu Kaç kardeşim. sene burada kaldı? Tahmin bilginiz var mı? Kardeşim şunu söyleyeyim 2000 yok. Pardon 92 yılında geldi. 2014 yılında falan taşındı. 2004, 2015, 2014 yılında taşındı. O Cumhurbaşkanı olmadan yani bir 2-3 yıl önce başbakanlık döneminde Kısıklı'ya taşındı. Hala da orada oturmaktadır yani. Kendisi de geldi, rahmetli annesi de geldi Tenzila Hanım. Kendisi bu koltukta 45 dakika kaldı basın mensuplarıyla beraber. Kentsel dönüşüm öncülüğü olması açısından mahallede de binasını kentsel dönüşüm öncüsü olması açısından yıkıp yeniden yaptı. Dolayısıyla vatandaşlar kentsel dönüşüme karşı çıkmamalarını istiyoruz. Yani insanlar metrekareye bakıyor ama az olsun ama sağlam binada otursunlar. Özellikle bu depremden sonra inşallah vatandaşlar daha duyarlı olur ve kentsel dönüşümün hızlanmasını istiyoruz özellikle İstanbul'da. Hatırlıyoruz. Gelmişti. Tabii 16 yıl falan burada komşuluk yaptık. Daha sonra Cumhurbaşkanı olunca yukarı taşındı. Hangi yıllarda burada oturdu? Yani Yıllardaki hangi yıllarda? 2000 şey 1985'ten 2004'e kadar buradaydı. 2004'e kadar mı? Tabii. 2014'e kadar. 2014'e kadar pardon. 2014'e kadar burada kaldı. Daha sonra Cumhurbaşkanı olunca yukarı taşındı. Yani Arkadaşlarınız gelince her vesaire. bayramda komşularla bayramlaşırdı tabii. Bir insanın derdi olsa arabayı durdurup hemen onun derdini dinlerdi. Böyle bir cumhurbaşkanımız. Baba hiçbir şekilde bir konu olmadı. Bana şimdi direktörü burada böyle çekersiniz. İçeriden bana diyorlar ki hayırdır ne var diyorlar. Dedim valla bir sorayım mı? Ne var senin? Yani... Ama içeride bir telefon açık. Thank you.